Merhaba. Bu akşam Tahtaköprü'de tarihi bir program gerçekleşecek. Yaşayan en büyük tambur üstadı kabul edilen Tamburi Necdet Yaşar Beyefendi konuğumuz. Programdan önce Mehmet Er Yılmaz'ın hazırladığı, yazıp yönettiği Tamburi Necdet Yaşar adlı belgeseli izlediniz. Şu anda 79 yaşında olan, Allah uzun ömürler versin, Tamburi Necdet Yaşar Beyefendi bizimle birlikte, bizim için çok tarihi bir an. Nasıl ki Necdet Yaşar Beyefendi Yahya Kemal merhum, büyük şair Yahya Kemal'in huzurunda çalmış, birlikte dostluk etmişler. Bizim için böyle bir an. Necdet Yaşar Beyefendi Gaziantep'in Nizip ilçesi Şıhlar Mahallesi Temiz Sokak 7 numarada dünyaya geldi. Nizip'te bir Anadolu ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinde muazzam hikayeler var. Mesela ilk mebuslardan Gaziantep mebusu, Cumhuriyet'in ilk mebuslarından Yasin Kutlu Bey aile büyüklerindendir ve Şahin Bey'in, tarihimizin en büyük kahramanlarından Şahin Bey'in yakın silah arkadaşıdır. Evet. Bu anılara gireceğiz. Tamburi Necdet Yaşar Beyefendi büyük hikayeleri var. Oralara gireceğiz. Ben kısaca Tamburi Necdet Yaşar isimli rahlede gördüğünüz kitap yeni basıldı. Ben de yeni okudum, bitirdim. Tamburi Necdet Yaşar, Anılar, Dostlar diye. Gaziantep Üniversitesi eski genel sekreteri Gonca Tokuz hanımefendi hazırlamış, yayın hazırlamış. Muazzam etkileyici bir kitap. Ben daha önce bu tadı Hüsrev Hatemi Bey'in Ömür Süvarisi adlı anılar kitabında da almıştım. Bambaşka tat içeriyor ve çok rahat okunuyor. Muazzam bir kitap. Bunu Brian Storm, Ali Yaşar, Necdet Yaşar Bey'in oğlu Ali Yaşar şu anda modern matbaacılık yapıyor. Brian Storm adında bir ajansı var. Oradan basıldı. Bu kitabı Pan Yayıncılık tek tek almak isterseniz Pan Yayıncılık'tan alabilirsiniz. Toplu olarak daha uygun almak istenirse Brian Storm, inşallah doğru telaffuz ediyorum, ajansından Kore Şehitleri Caddesi 37-3 Çimen Apartmanı Daire 8 Zincirlikuyu Şişli İstanbul, telefonu 0212 347 87 çift sıfırdan isteyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0212 347 87 çift sıfır. İnanılmaz etkileyici bir kitap. Çok harika bir kitap. İnsanı insan yapan, çok etkileyen bir kitap. Tamburi Necdet Yaşar. Necdet Bey'in Kalan Müzik, benim hayran olduğum, bizim kültürümüzü koruma altına almaya ahdetmiş olan Hasan Saltık, Necdet Yaşar Beyefendi'yi de kayıt altına almış. İki tane arşiv serisinden Necdet Yaşar 1, Necdet Yaşar adlı şu elimdeki iki CD'lik albümü çıkardı Kalan Müzik. Sağ olsun, müteşekkiriz Hasan Saltık'a. Ve Necdet Yaşar 2 şu elimde, belki görebiliriz, yakın görebiliriz. Evet, Kalan Müzik'ten çıktı. İki CD'lik. Bu iki CD dışında, iki albüm dışında, ikişer CD'lik bu iki albüm dışında yine Kalan Müzik, yine Hasan Saltık mahareti ile kayıt altına alınmış. Büyük Neyzen, yaşayan efsane Neyzen, yakın dostu Necdet Yaşar Beyefendi'nin, Tamburi Üstadımızın yakın dostu Niyazi Sayın ile birlikte Niyazi Sayın Necdet Yaşar adlı yine iki CD'lik bir albüm yine Kalan Müzik'ten. Bunların dışında biraz önce Ülke TV'de yayınlanan Necdet Yaşar belgeselini izledik. Mehmet Er Yılmaz'ın hazırladığı 40 dakikalık çok güzel bir belgesel. Bunu da
zaman zaman tekrar o belgesele döneceğiz. Tabii burada kitapla birlikte bu Tamburi Necdet Yaşar kitabının arka tarafında 15 eserlik bir CD var. Çok özel seçilmiş 15 eser. Necdet Yaşar Beyefendi'nin çaldığı 15 eser bu CD de kitapla birlikte veriliyor. Bir de yurt dışında bir CD hazırlanmış. Uluslararası bir CD. Fakat o CD bizde yok. Onu Necdet Bey'den dinleyebiliriz. Efendim, bir üniversitede Amerika'da Türk öğrencilere katkımız olsun diye bir konserin o zamanki teknik şeylerle kaset yapılmasına izin vermiştik. Dört arkadaş ilk Amerika turunu yapmıştık. Bundan 20 yıl önce. Sonra o beğenildi. Beğenilmiş daha doğrusu. New Yorklu bir plakçı uzanıp almış. Derken oradan da meşhur Universal şirketinin programına girdi. Haliyle hukuki haklar onlarda olduğu için Türkiye'de henüz basılamadı. Yani yurt dışında orada basılıyor, yurt dışından dünyaya dağıtılıyor. Bu sorduğunuzun hikayesi böyle. Efendim, siz 1930 yılında Nizip'te dünyaya geldiniz. Sizin çocukluğunuzun geçtiği aile ortamınızdan bize söz edebilir misiniz? Evet. Şöyle düşünüyorum. Yani 7 yaşındayken, hiç olmazsa 6-7 yaşındayken o günün teknik imkanları evimizdeki borulu gramofonda çok güzel plaklar dinlediğimi sonradan anladım. Hani küçükken onları idrak edemezdim. Sonradan musikiye böyle iyice bir derinliklerine dalınca, ya ben bunu çocukken dinlemiştim dedim. Meğerse Yaşar Yasımlar, Münir Nurettin Selçuklar, yani böyle o dönemin en böyle ünlü müzisyenlerinin plaklarını dinleyerek büyümüşüz. Farkında olmadan kulağımız onlarla dolmuş yani. Onun tabii büyük bir katkısı olmuş oldu. Bir de düşünüyorum o günün şartlarında hem nüfus az yani. Konu komşu dostluk güzel, hatır gönül güzel. Yani bunu bilhassa söylüyorum. O zaman İzip'te yaşayan Ermeni kökenli var. Hele Kürt kökenlilerden hiçbir ayrılık yok. Sarmaş dolaş, kız alınır, kız verilir, akraba olunur. Hatta Musevi kökenli bile vardı. Yani halk birbirine çok büyük bir sevgiyle sarmaş dolaş yani bir haldeydi. Ama bazen işte taassubun verdiği şeylerle böyle sert hareketler, silaha sarılmalar, bazı şeyler de tabii ki dramatik şeyler. Yani olurdu, olmaz değildi ama genel havası itibariyle düşünüyorum çok daha böyle şey buluyorum hani çok sosyal yönü güçlü bir ortamda yani büyümüş olduğumuzu anlıyorum. Şimdi sizin bu bir doktor arkadaşınız var. O zaman doktor arkadaşınız hemşiresi sanıyorum hemşiresi Ermeni ve yardımcısı Kürt, böyle bir oluşum. Evet, yani bütün doktor... Antep'i etkilemiş. Antep'te hepsi çok sevgiyle saygıyla anılan bir ekip bunlar. Nizip'i diyelim. Nizip'te. Çünkü benim arkadaşım değil, benden büyük yaşta, babam yaşında bir doktordu. Dediğiniz gibi hemşiresi Ermeni, yardımcısı Kürt kökenli. Bu üçlü yani Nizip'e, civarına, köylerine şifa dağıttılar. Para pul düşünmediler. Yani o günün şartlarında yani evvela sevgi, yardım, insanlık, sonra hani diğer şeyler diye. Bazen mesela kurşunla yaralanmış, vurulmuş kimseler geliyordu köylerden. İki evdi bizim, iki evimiz vardı. Birini işte doktora kiraya vermiş. Bitişiğinde de biz oturuyorduk. Bazen çok dramatik sahneler de yani hatırlıyorum. Yani ameliyata gitmesi lazım. Vasıta aranıyor. Bir kamyon aranıyor. Kamyon üzerinde
hatta sedye falan olmadığı için tabut içinde daha yaşarken yani adeta hazırlan ölüme der gibi böyle dramatik şeyler de maalesef yani çocukluğumuzda yaşadık. Belki de diyorum ileride musikiye sarıldığımızda bizi böyle aşırı duygusallığa doğru hani iten şeylerin başında belki bu çocukluğumuzda yaşadığımız olayların da etkisi oldu. Efendim, sizin anılarınızı okurken tam bu noktada anılarınızın her sayfası beni derinden etkiledi. Fakat bu gelinen nokta ile ilgili iki anı hemen hatırlıyorum. Birincisi sizin ninenizin sanıyorum Ayno Hatun. Evet. Orada 1914 yılında evet. olaylar sırasında kaçan bir Ermeninin eşi ve çocukları kaçamayacak durumda. Onları 6 ay evinde nineniz barındırıyor, bakıyor. O bir de daha sonra kaderin garip bir tecellisi. Daha sonra siz vatani görevinizi yaparken 6 Eylül olaylarında 6-7 Eylül bugün 6 Eylül'dür. Böyle bir acayip bir şey tesadüf tevafuk. Siz 6-7 Eylül'de İstanbul'da vatani görevinizi yaparken subay olarak vatani görevinizi yapıyordunuz. Orada herkes bu subay bizi koruyor diye siz orada birçok insanı hatta sokakta mahallede durarak birçok insanın zor durumda kalmasına evet. mani olmuşsunuz. Birçok evet. Ermeni vatandaşımızın evet. işte sıkıntı yaşamasına mani olmuşsunuz. Bu olayları birleştirerek bizi anlatabilir misiniz? Evet. Ninenizden peki. başlayarak. 1914 hani henüz hala soykırım davaları güdülüyor hala biliyorsunuz. O zaman da Ermeni vatandaşlar Halfeti'de yaşayan Ermeniler bir yerde güneye Beyrut'a civarına doğru sürülmüş oluyor. Bu sırada büyük annem de hani komşumuzdu diyor çocuklar küçüktü 4-5 yaşında yolda ölecekler acıdım üzüldüm. Onları aldım evimde, 6 ay yedirdim, içirdim, gizledim, barındırdım. Onları korudum padişahın emrine rağmen. Böyle çok cesur yürekli bir ninemiz vardı. Ayno Hatun. Böyle Ayno Hatun süper bir Osmanlı kadınıydı diyebilirim. Güneydoğu tabiridir. İsmi Aynı Zeliha. Aynı Zeliha'dır ismi. Urfa'da yatan bir kadın yatırın ismi bu. Annesinin çocuğu olmuyor. Gidip yatıra adakta bulunuyor. Sonra ninem doğunca onun ismini veriyor. Aynı Zeliha diye. Güneydoğu tabiriyle Aynı Hatun. Hatta hatun derler. Aynı Hatun hani derler. Ninem çok böyle yürekli şey bir kadındı. Ninem diye söylemiyorum. İşte hala övünüyoruz sayesinde. Gizliyor ve de çok büyük bir çıkın onu da emanet alıp dolaba gizliyor. Mahmil derler Güneydoğu'da, mahmile koyuyor onu da. Gün gelip ortalık yani düzelip, haberleşme olup bu aile artık kocasının yanına bu hanım yani giderken ninem dolaptan çıkarıp o çıkını bu sizin de emanetiniz deyince onu size hediye olarak bıraktık, hayatımızı kurtardınız, size çok borçluyuz, o sizin olsun. Nasıl olur? Olamaz böyle şey. Ben sizi insanlık için, komşuluk, sevgi, muhabbetle yaptım bu işi. Bu nedir? Bir açıyorlar ki içerisinde elmas, yakut, böyle altın falan da değil. Pırlanta, hani muhteşem bir hazine. Kuyumcu ya adamcağız kuyumcu. Katiyetle olamaz diye direndim. Israr etti, baktı ki ben direniyorum. Bir avuç, hayır olamaz, haram, yapamam dedim diyor. En sonunda habbe derler. Bir habbe olsun al katiyetle. Çıkını da olduğu gibi vererek kocasının yanına yolladım diyor. Bunun gerçek olduğu sonra Halfeti'de yaşayan, hayatta kalan yaşlılardan araştırılarak babanızdan, dedenizden, nenenizden böyle şeyler duydunuz diye gerçekliği de öğrenilince beni Patrikhane'ye davet ettiler. Hatta çok sevdiğimiz bir aile var. Çok severim ben onu. Mühendis Gregor kardeşim. O da şeylik yaptı bir yerde, bize kılavuzluk yaptı. Patrikhane'de taltif ettiler, ikramda bulundular. Biz hala övünüyoruz, hala bununla övünüyoruz. Annemizin bu şeyiyle.
Ben de oradan şuraya geliyorum. Evet, vatanı bugün göreviniz sırasında. Vatanı görevimde subayım. Evvela Cerrahpaşa Hastanesi'nin baş eczacısı nöbetçiymiş. Nevzat Bey'in evinde o zaman Harbiye'de oturuyorlar. Misafir gelmiş. Ben evvela oraya gittim. Baktım ağlıyor. Ben nöbetçiyim. Nasıl gideyim? Gel seni götüreyim dedim. Onu bir taksiyle Cerrahpaşa Hastanesi'ne getirdim. Dönüşte de ya dedim şöyle bir bakayım ne oluyor Beyoğlu'nda. Hani neler oluyor bakalım diye hani. Tünelin o alt kapısından subay kıyafetimle bütün yani Beyoğlu'na gezmeye yürümeye başladım. Aman Allah'ım camlar kırılıyor. Toplar sokaklara atılıyor. Yani yağmalama, alma çalma yok, haşa. Kırılıyor, sokaklara fırlatılıyor. Bazen apartmanın tepesinden bağırıyorlar, çekilin, başınıza düşmesin, çekilin filan. Mesela oradan aşağıya bir buzdolabı atılıyor, bir şey oluyor. Böylesine bir şey maalesef yaşandı yani, tarihi bir gerçek. Ben de Necmi Rıza'nın mağazasına yaklaşırken baktım ben bir Mevlüt sesi duydum. Yaklaştım. Aa, baktım Mevlüt okuyor. Beni görünce seni bana Allah yolladı Necdet dedi. Ne yapıyorsun Necmi abi falan dedim. İşte benim mağazayı da şey yapmasınlar diye. Ben de burada Mevlüt okuyorum. Dedi efendime söyleyeyim. Dilerseniz burada bir parantez açayım. Yani Necmi Rıza ile ilgili hiç bilinmeyen bir anıyı söyleyeyim mi? Evet. İster efendim. Misiniz? Lütfen. Sene 1960, 27 Mayıs biliyorsunuz, Menderes Yasadı'da. Radyolarda solistlere hani mümkün mertebe Menderes'i hatırlatmayacak, geçmişi yani şeylere dikkat edin. Mümkün mertebe hareketli, coşkulu, böyle köçekçe dediğimiz şeyler filan, o tür şeyler hani okunsun istendi. Biraz da solistler gereksiz böyle ürküntüyle bu tür böyle şeylere şey yaptılar, tevessül ettiler yani. O sırada Necmi Rıza'nın bir programı vardı. Kendisi çok güzel bir adam. Yalnız çok hassas, evhamlı, heyecanlı bir tipti. En ufak bir şeyden çok heyecanlanır. Hani gider eve adeta yorganı başından çeker. Öylesine bir hassasiyeti olan bir adamdı. Programa girdik. Niyazi Sayın da var. Yaşayan şahit sorabilirsiniz. Dedim ne okuyorsun Necmi abi? Dedi köprüler yaptırdım. Yavrum, yarim gelip geçmeye. Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. E Necmi abi dedim ya bu Menderes'i hatırlatmıyor mu? Köprüler yaptırdım işte çeşmeler. Yahu dedi Allah senden razı olsun. İyi ki bunu bana hatırlattın. Gideyim hemen programı değiştireyim dedi. Program da canlı yayın yani dakikalar ilerliyor. Hemen geldi değiştirdim dedi. Ne yaptın? Dedi ada sahillerinde bekliyorum. Dedim ya Necmi abi daha beterini seçmişsin. Adam yazsa da sen ada sahillerinde bekliyorum. Yarın seni zeryan istiyorum. Sen değil bizim de başımızı derde sokacaksın. Yahu dedi Allah senden razı olsun. Ne oldu bana bugün dedi. Sen dedi tamburun zekandan üstün zekan tamburundan benim zeki Anteplim işte bir iltifatlar yaparak gideyim değiştireyim dedi. Efendime söyleyeyim. Bu sefer sazende arkadaşlar Necdet yeter dediler. Tadını kaçırma. Bizim de başımız derde girecek. Dakikalar ilerliyor canlı yayın. Neyse al al mor mor geldi. Oh dedi. Değiştirdim dedi. Hacı Arif Bey'den Kürdiliyeci asker bunu kimse bilmez. Peki ney? Muntazır teşrifine hazır kayık. Dayanamadım ben artık tarihi bir an. Her şeye rağmen ya Necmi abi dedim. Muntazır teşrifine hazır kayık kayığı yanaştırmışsın. Ya sadece adamı kaçıracaksın ya Necmi abi dedim. Bu olur mu ya dedim. Sen değil bizi de yakacaksın. Okumuyorum ben dedi. Okumuyorum ben. Aklımı oynattım. Okumuyorum. Aklımı oynattım diyerekten stüdyoyu terk etti. Hemen Niyazi Sayın çok şeydir bu işlerde. Mahir beceriklidir. Hemen müzik kütüphanesine gidip
oradan bir o günün şeysiyle bir bant, bakara bant bularak teknik odaya götürdü. Hemen bağlantıyı kurdular. Böylece biz aramızda bu müthiş olayı yaşadık. Dışarıya belli etmemiş olduk. Bu arada onu da anlatmak isterim. Evet, buradan şeye geldim. Beyoğlu'na, şu Lağa Camii'ne. Evet. Aman Allah'ım, ayağım yerden bir metre kesildi diyebilirim. Yani ayağımın altında kadifeler, ipekler, şeyler. Hani bazı büyükleri karşılamak için kırmızı mor halı filan seriyorlar. Hangi halı? Kadifeler, ipekler ayağımızın altında yani. Topların üzerinden böyle bir metre yükselerek yürürken birdenbire rahmetli ninemin bu şeysi hatırıma geldi. Yahu dedim, benim Ermeni dostum vardı. Ermeni Sebuh Beyoğlu'nun meşhur terzisi, sosyetenin terzisi. Kendi de keman çalar, sanattan, müzikten anlar. Yani 2 sene evveline kadar hayattaydı. Her ay beni Washington'dan, New York'tan arardı, her ay yani. Kahkahalarla gülerdik, bunları hatırlatır eder. Böyle bir muhabbet vardı aramızda. Yeğenleri İstanbullular, eczacı yeğenleri. Dedim gideyim bekleyeyim şu mahalleyi, ninemin şeyini, hatırasını sürdüreyim. Geldim onların camına dokundum, tık tık. Şöyle perdeyi araladılar, gözleri yuvadan fırlamış gibi. Merak etmeyin, sizi beklemeye geldim dedim. Ben sizi beklemeye geldim. Kapının önüne hemen küçük bir masa, sandalyeler. Çocuklara hadi gidin yatın, hiç korkmayın, ben buradayım. Mahalleye de haber saldık. Sizi rahatsız eden, taciz eden biri olursa bir subay burada mahalleyi bekliyor, haberiniz olsun diye bütün kurtuluşu, yani beklediğimi haklı olarak övünerek söyleyebilirim. İsterdim bu 2 sene evvel 6-7 Eylül ile ilgili bir program yayınlandı televizyonda, ama yayın yapanlar herhalde fazla bir araştırma yapmamış olacaklar ki konuşanlar hep İşte annemden şöyle duymuştum, dayımdan böyle duymuştum. Hani şöyle bir 6-7 Eylül'deki o Beyoğlu'nun şeyin halini doğru dürüst kimse yani anlatamadı. Bunu anlatmak, daha sonra da gidip bu Ermeni mahalleyi beklemiş olduğumu anlatmayı çok isterdim. Kısmet değilmiş, işte bu gece burada anlattım. Büyük şiir yazılacak, film yapılacak, destanı yazılacak bir hikaye. Burada biz size müteşekkiriz. Burada bir ara vermemiz gerekiyor. Tabii. Efendim. Ara. Şahsen ben tabii ki Tamburi Cemil Bey pirimizi esas alarak, Mesut Cemil hocamızı esas alarak, diğer tamburilerin de ortaya koyduğu şeylerden istifade etmeye, yani çalışarak dağarcığımı doldurmaya çalıştım. Ve taklitsiz bir güzelliği yakalamaya çalıştım. Arkadaş hazır mı aşağıda? Hocam siz hazırsınız herhalde Necdet Bey'le ilgili sohbete. Necdet Bey'in tavrı nedir? Tarzı nedir diye soracak olursanız, elbette ki
Mesut Cemil Bey'dir. Elbette ki Tamburi Cemil Bey'dir. Müthiş etkiliyor. Sadece beni değil, birçok sazendeyi etkiliyor. Çünkü kendisinin tamburdan çıkarttığı seda adeta insanları saran, yani bütün hücrelerine işleyen bir özelliğe sahip. Ayrı bir tınıya sahip. Çok ayrı bir yeri vardır. O her zaman aranan, her zaman istenen, hatta solist olarak çalışmış olduğumuz devrelerimizde, refakatımızda onun tamburunun sesini duymak bir ihtiyaç haline almıştı. Necdet Yaşar'ın özelliği bence sadece ruhsal derinliğinde değil, bu işin tekniğinde, virtüozitesinde de büyük isim. Necdet Yaşar, Mesut Cemil'in de öğrencisidir. Dolayısıyla Tamburu Cemil'den Mesut Cemil'e, oradan da Necdet Yaşar'a geçen bir üslup vardır. Dolayısıyla 100 yıl önceki tambur üslubuyla göbek bağını en iyi şekilde kuran ve Tamburu Cemil Bey'i günümüzde en iyi temsil eden sanatçı Necdet Yaşar'dır diyebilirim. Hem sazının olanaklarını kullanışı açısından, hem geçmişle bugün arasında o sesleri, o duyarlılıkları, o bileşimleri, o sentezi verebilmesi, o simyaya ulaşması açısından çok özel bir noktada. Hemen hemen aparta iyi yani. Montaj anlatayım sana. Dedi başladı. Süper bir şeye geçtim, avizelere geçtim. Üstad Tamburi Necdet Yaşar'la birlikteyiz. Gerçekten burada tarih yazılıyor. Bizim için öyle, ülkemiz için öyle, dünya için öyle. Bizim için büyük bahtiyarlık. Şimdi bu ilk kısımdaki anılara biraz daha devam edeceğiz. Şöyle...